Merhaba. Girişte de bahsettiğimiz gibi alan adı dijital varlığınızın merkezidir. Kimliğinizi, fikrinizi ya da markanızı tanımlar. İnternette yaptığınız her şey alan adınız etrafında toplanır. Bu videoda size ve işletmenize uygun bir alan adını nasıl seçeceğinizi ve tescil ettireceğinizi göstereceğiz. Peki, mükemmel alan adını nasıl bulursunuz? İşte göz önünde bulundurmanız gereken bazı konular. 1. Markanızın veya işletmenizin adı. Ya da iş haline getirmek istediğiniz, bir sonraki seviyeye taşımak, dünya ile paylaşmak istediğiniz bir fikir. Mümkünse alan adınızı, işletme adınızı birleştirin. Markanızı ya da büyük fikrinizi içeren bir alan adı seçmenizi öneriyoruz. 2. Akılda kalıcılık olması, hatırlaması ve yazması kolay olması. Alan adınızın akılda kalıcı olduğundan emin olun. İnsanların kolayca hatırlayabileceği ve yazabileceği bir alan adı seçin. 3. Müsaitlik ve alternatifler. Umarız istediğiniz alan adı müsaittir. Eğer öyleyse hiç zaman kaybetmeden onu alın. Ancak önceden alınmışsa bir alternatif bulmanız gerekiyor. Örneğin konumunuzu ya da işletme türünüzü alan adınıza eklemeyi deneyebilirsiniz. 4. Uzantılar. .com, .net, .co. Hangi uzantıyı seçeceksiniz? Markanızı güçlendirmenize yardımcı olacak özel uzantılar da var. Örneğin .photography, .club, .online. Ya da buna ne dersiniz? .istanbul. İstanbul'da çalışıyorsanız iyi bir seçim olabilir sizin için. 5. Kaçınılması veya dikkat edilmesi gereken bazı konular. Tire, Türkçe karakter ve kolayca yanlış yazılabilecek kelimeler kullanmaktan kaçının, tamam mı? Şimdi sıra alan adınızı tescil ettirmeye geldi. Yani istediğiniz alan adını kullanabilmeniz için kendi alan adınızı kaydettirmeye. GoDaddy'de bu süreç çok kolay bir hale getirdik. Sadece godaddy.com adresini ziyaret edin, istediğiniz alan adını yazın, uzantıyı seçin ve aramaya başlayın. Alan adı müsaitse talimatları takip ederek tescil işlemini bitirebilirsiniz. İstediğiniz alan adı alınmışsa sitenin önerdiği alternatiflerden birini seçebilirsiniz. Ya da başka bir şey arayabilirsiniz. İşte bu kadar. Alan adınızı buldunuz ve tescil ettirdiniz. Sonraki videoda web sitenizi nasıl kuracağınıza bakacağız.